Ee, Sabah gazetesini bir açarsak arkadaşlar, manşet haberine biraz önce aktardık. Ee, Faruk Erdem imzalığında bir haber olduğunu hatırlatalım. Emeklere takviye maaşı. Şimdi e, biraz karışık mı? BES'e mi benziyor? E, nedir buradaki durum? Şimdi tabii bunu Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Tamamlayıcı emeklilik dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor. Bu zaman zaman mesleki olarak da uygulanıyor. Yani bir meslek grubuna mesela bizde silahlı kuvvetlerde uygulanan OYAK sistemine hı hı. benzetebiliriz. Zaman zaman da bireysel emeklilik sistemi gibi ek bir sosyal güvenlik olarak uygulanıyor. Bir evet. emeklilik sistemi olarak. Mesela bizde şu anda uygulanıyor. 2017'de başlayan BES sistemi. 45 yaşın altındaki çalışanlar zorunlu olarak buraya giriyorlar. 2 ay sonra isterlerse çıkıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla eğer BES sistemine benzer bir sistem uygulanırsa mesela şu anki şartlarda 10 yıl 56 yaşında emekli oluyorlar. Evet. Dolayısıyla bunun maksadı şu aslında. Türkiye'de çalışanlar ee, özel sektörde ya da kamu sektöründe emekli olduklarında çalıştıklarında aldıkları maaştan daha düşük bir maaş alıyorlar. Dolayısıyla hayat standartları düşüyor. Dikkat ederseniz oranlara da bakarsanız biz de emekli olduktan sonra çalışanların oranı yüksektir. Evet. Gerek kendi işinde gerek başka işinde. Dolayısıyla hem bu hayat standartını düşürmeyecek, emekli olduğunda ikinci bir maaş alacak bir sistem gelecek. Tabi burada değişik modeller üzerinde çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir e, tarih de verdi, bir Ocak 2022. Burada önemli olan bütün paydaşların bir araya gelerek ortak bir karar alması. Paydaştan kastım işveren, İşleri, işçi çalışıyor. ve kamu kesimi üç ayaklı bir paydaş bir araya gelecek ve bunda bir karar alacak. Bu modeli geliştirecek. Çünkü bu modele kıdem tazminatı fonu gibi fonun da entegre edilmesi, iki fonun entegre edilmesi de gündemde. Tabii bunlar tartışılacak. O yüzden hani çok detaylı konuşulduğu zaman yanlış yerlere çekilebiliyor. Üzerinde çalışılıyor bir Ocak 2022 ama Türkiye'de bir kıdem tazminatı sorunu var evet. Hikmet Bey. Yani çalışanların %80'i, %90'ı kıdem tazminatını alamıyorlar. Biz de tabii büyük organizasyonları düşündüğünüzde alıyorlarmış gibi düşünüyorsunuz ama küçük şirketleri düşünün. 3-5 çalışanı olan. Hı hı. 3 çalışanı varsa ikisini işten çıkartıp 10'ar yıllık çalıştıklarını düşünün. Onlara kıdem tazminatı vermeye kalksa sermayesi gidecek. Evet. Vermiyor. Zaten almak çok zor. Kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkmanız lazım. Bir yılı doldurmanız lazım. Bütün bunları Yapıp da ayrılsanız bile ödenmiyor. Mahkemelerdeki dosyalar daha evet. çok kıdem evet. tazminatı. Yani sürdürülemez bir sorun var. Bunun çözülmesi lazım. Bu reform bence asrında reform olacak çalışma hayatı bakımında. Evet. E, i̇şveren bu konuda neler diyecek o da önemli değil mi burada? Tabii tabii. İşverene de burada e, anladığımız kadarıyla devlet desteği de olacak Hı -hı. E, bu ödemelerde. E, hem işçi şu anda işçinin bürüt maaşından %3'ü kesiliyor. Evet. Belki devlet desteği de o noktada gelecek. Dediğim gibi üzerinde, bu modellerin yani üzerinde çalışıyor. Mi aynı zamanda belki işte BES e, sistemi e, buraya e, entegre edilebilecek tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak. Evet. Ve ben emekli olduğumuzda inşallah İkinci Yine, bir maaşta ikinci alacaksınız. İkinci maaşta almaya devam edeceksiniz. Dolayısıyla hani çalışmaya belki ihtiyacınız olmayacak. Genç istihdamının önü açılacak. Birçok da et, çarpan etkisi bizim var onun faydası. Keyfini sürebileceğiz sahil kasabalarında <laughs> i̇nşallah. inşallah. Peki. Şimdi başlıklar Doğru. tek tek sıralandı. İstihdam kalkanı işsizliğe çare olacak mı sorusu vardı gündemde. Aynı. İşte aslında o soruda bir yandan yanıtlandı. Mesajlar üzerinden gidersek böyle bizim anlayacağımız şekilde bize anlatsanız da dinlesek. Tabii ki. Ee, şöyle Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la biz bir toplantıdaydık, evet. Hem, e, ekonomi müdürleri ve e, Hı -hı. ekonomistlerle bir toplantı yaptı. Orada e, büyük bir istihdam paketinin hazırlandığını söyledi ama detay vermemişti. Evet. Hatta o çıktıktan sonraki e, canlı yayında da A Haber'de ben e, anlatmaya çalıştım. Biraz ilave istihdamla ilgili tedbirlerin gelmesini bekliyoruz ama akşam bir sürpriz açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. tamamlayıcı emeklilik. Birazdan onu anlatacağım hı hı. ama şimdi tabii bu istihdam kalkanı, istikrar kalkanıyla birlikte başlamıştı biliyorsunuz hı hı. bu pandemi süreci. Hı hı. Şimdi istihdam kalkanına geldi. Ama o istikrar kalkanını düşündüğünüz zaman da aslında üç ayak üstüne oturuyordu bana göre. Birincisi ee, çalışanların işini kaybetmemesini sağlamak. İkincisi iş yerlerinin kapanmasını önlemek ki buna da bakarsanız bir iş yerinin kapanmasını önlemek demek aslında Çalışanı da korumak, korumak demek. demek. E, neticede çalışacağımız iş yerlerine ihtiyacımız var. Üçüncü ayağını da hane gelirlerinin düşmesini önlemek ki az önce Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi bin liralık nakdi destek evet. gibi sosyal destekler devam etti ve dinamik bir süreç devam etti. Ama e, Orada alınan tedbirlerin en önemlisi şuydu Cansın Hanım. Fesih yasağının getirilmesi yani işten çıkartmanın yasaklanması 3 ay süresince. İkincisi de kısa çalışma ödeneğiydi. Bu ikisi işsizliği Gerçekten önledi bu pandemi sürecinde e, ülkemizde e, işsizliğin artmasını önledi diyelim. Şimdiki paket tabi detayları yakında açıklanacak. Süreyi uzattı? Yani şu anda işten çıkarma e, söz konusu hala değil değil mi? Değil tabi 17 Temmuz'a kadar devam edecek. O 17 evet. Nisan'da başladı. E, 17 Temmuz'a kadar işten e, çıkartamayacaksınız. Kısa çalışma ödeneği devam Hı -hı. edecek. Bu arada çok önemli bir tedbir aldı hükümet e, torba yasayla kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayanlar ya da 15 Mart'tan sonra işsiz kalanlara ayrıca bir ödenek ödeniyor şu anda. Her ay 1170 lira civarındaki bu da işsizlik maaşının en düşük rakamı oluyor. Bürüt asgari ücretin %40. Netice itibariyle hane halklarının gelirinin devam etmesini sağlamış oldu. Ama bu paket biraz da ileriye dönük istihdamı koruyacak, işsizliği önleyecek ve istihdamı arttıracak bir paket olacak. Başlıkların üzerinden gidelim. Tabii tamam. çok detaylarını anlatacaklar. İşten çıkartma yasağı ve nakdi ücret desteği 30 Eylül'e uzuyor ki bu çok önemliydi. Dolayısıyla işten çıkartma yasağı tabii işverenleri zorluyor olabilir ama işten çıkartmadığınız zamanda size vergi ve prim desteği sağlanacak. E, nakdi ücret desteği de ücretsiz izne ayrılan arkadaşlarımız ve işsizlik maaşı alamayanlara Hı -hı. az önce söylediğim ödenek. Normal çalışmaya geçen işletmelere her işçi için 3 ay prim desteği verilecek. Dolayısıyla sen işçi çıkartma hatta yeni işçi al diyor devlet. Bütün prim ve vergilerini ben ödeyeceğim diyor. Dolayısıyla senin üzerindeki yükü alıyorum diyor. Hı -hı. Yeter ki işçi çıkartma. Zaten işçi çıkartmak da yasak. Evet. Kayıt dışı çalışana sigorta yapana özel teşvik verilecek. İşsizlik e, kayıt dışı çalışmak, yani sigortası çalışmak özellikle e, bu yeme içme sektörü, hizmet sektöründe evet. çok fazla vardı. Yani giderek azalıyor tabii kayıt dışı ama yine de oralarda çok fazla vardı. Yani atıyorum bir garson arkadaşımız günlük 100 liraya çalışıyordu. Evet. E, lokanta kapanınca onun 100 lirası yok oldu. Bir birikimi yoksa sıfırdı yani evet. onun hayatı. Onlara nakdi destek yapıldı zaten. Şimdi evet. diyor ki bu arkadaşımızı sigortalı olarak al, ben onun primlerini ödeyeceğim sana da ceza uygulamayacağım. Detayları gelecek. 50 yaş üstü çok önemli. 50 yaş üstüne esnek çalışma imkanı gelecek. Hatta 50 yaş üstünü işe alırsanız destek de vereceğim diyecek. 25-6 yaş altı da önemli. Tabii burada ben kadınları da katmak istiyorum. Genç arkadaşlar ve kadın istihdamında teşvikler biraz daha fazla ve uzun oluyor. O da kolaylık gelecek. Her yeni istihdam için ücret ve prim desteği. Yani şu anda 5 çalışanınız var. 6. aldığınız zaman 6.'nın bütün prim ve vergilerini devlet ödeyecek. Yani aslında devlet diyor ki e, işverene sen kimseyi işsiz bırakma. Hatta işsiz olanı da işe al. al. Senin güvencen benim. benim ben gör. senin cezanı da e, gerekli noktalarda yok sayacağım. Aynen. Ve bunun yükü işçinin yükünde senden alacağım. Aynen. Dolayısıyla bu dönemi herkes elini taşın altına koyarak götürecek. Sayın Cumhurbaşkanı da o ifadeyi kullandı. Devlet burada elini taşın altına koyacak dedi. Hemen bir virgül koyalım mı ekranlara bir son dakika gelişmesi yansıyor. 8 PKK'lının öldürüldüğü yönünde bir bilgi efendim. Kuzey Irak Zap ve Aftanin'de PKK'ya hava harekatı düzenlendi ve 8 hainin öldürüldüğü yönündeki son dakika bilgisini de açıklamış olalım. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları bölgede sürüyor. Hemen devam edelim ekonomik ya, de, gelişmeleri bu arada, konuşmaya. Tabii biz bütün bunları yaparken biz burada ikimiz şu yayını rahat yapıyorsak o kahramanlar sayesinde Başka bir husus. yandan da terörle mücadele devam ediyor Allah yardımcıları olsun. Amin. Ee, bir yandan da bakarsanız milli savunma sanayindeki gelişmeler e, buradaki terörle evet. mücadeledeki başarıyı da getiriyor. Şimdi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 arasında işsiz kalanlara ki 1 Ocak 2019'a kadar geri gitmiş 1752 lira ücret desteği sağlanacak. Bu da çok önemli. Bunun da detaylarını öğreneceğiz. Kayıt dışı çalışırken işsiz kalanlara ise işten çıkarma yasa süresince 1177 lira nakit ücreti verecek. Az önce söylediğim Biraz uzanalım ki... mı? Süremiz de az kaldı. Tamam. Çünkü merak ettiğimiz başlıklar var sizden öğrenmek Doğru. istediğimiz. Tamamlayıcı emeklilik geliyor. 10 yıl sonra maaş. Bu ne demek? Şimdi emeklilerimiz bunu nasıl anlayacaklar? Ne yapacaklar? Evet. Ne kazandılar? Bu çalışanlar herkesi ilgilendiren bir konu aslında. Emeklileri değil ama çalışanları ilgilendiren bir evet. konu. Şöyle. Biz mesela çalışırken Türkiye'de hem özel sektörde hem de kamu sektöründe emekli olduğunuz zaman çalıştığınızda aldığınız maaştan daha düşük bir maaş alıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla sizin hayat standartınız düşüyor. Hı hı. Tamamlayıcı emeklilik dünyada çeşitli şekillerde uygulanıyor. Ya mesleki olarak uygulanıyor. Bizde de bir uygulama var aslında bireysel emeklilik sistemi. Biz bunu... Siz maaşınızdan ödeyerek bir BES sistemine dahil oluyorsunuz biliyorsunuz 45 yaşın altındaki bütün çalışanlar zorunlu olarak bu BES'e evet. giriyor ama isterlerse çıkıyor. Hı hı. Şimdi yeni modelde belki bu zorunlu hale gelecek ve buradaki katkıya devlette de katkı yapacak ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın satır aralığında o vardı devlet elin taşın altına koyacak dedi. Dolayısıyla siz emeklilik olduğunuz zaman...